Canlar merhabalar. Şu an inceleme konumuz Bitcoin. Hepinizin canınız çok sıkkın olduğunu biliyorum. Moraliniz bozuk. Ya hocam ne yapıyor? Böyle habire aşağıya geliyor. Böyle altcoin'lerin hepsi aşağıya geldi. Zararımız çok fazla. Hocam %30 var, %40 var, %50 var. Benim ya paramın yarısı gitti hocam. Öyle diyen arkadaşlar da var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bitcoin geçen günkü desteklerinde hala çizdiğimiz destek noktasında ama şimdi düzeltmeyi altcoin'ler yapıyor. Bitcoin yap bir sağlam desteğinde diyorlar ki Bitcoin'i de çok fazla aşağı indirmek istemiyorlar. En fazla indirebilecekleri benim o da inerse altını tekrar çiziyorum. Çünkü 37 bin altına da sarkarsa arkadaşlar aşağıda çok ciddi rakamları var. Bitcoin'i yerin dibine sokar yani. O da altcoin'lerin tamamını çok olumsuz etkiler ve kripto gerçekten hani kripto alemi neredeyse çöker diyeceğim noktaya gelir yani o derecede. O yüzden dolayı da çok fazla ben aşırı derecede Bitcoin'i düşüreceklerini düşünmüyorum. Hatta altını çize 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 söylüyorum. Bitcoin tarihi zirvelerine koşacak arkadaşlar. Tarihi hiç ulaşmadığı seviyelere ulaşacak. Rekor yükselişler yapılacak. Ve altcoin'ler yeri gelecek ki şu an üzüldüğünüz zararınız belki günler içinde saatler içinde bir bakacaksınız 500 dolar 1000 dolar bir anda artmış yükselecek. Tabi ne kadar aşağıdan alırsanız ve nakitiniz ne kadar varsa değerlendirirseniz o kadar iyi olur. Şu an toplama zamanı arkadaşlar. Bakın şu an toplama zamanı. Bitcoin desteğinde bu desteğinde bırakmışlar. Şu desteğinde arkadaşlar bakın. Ne yapabileceğini birazdan söyleyeceğim. 41 bin desteğinde duruyor. Aşağısı eğer kırılırsa aşağısı ne var? Aşağısı gelebileceği yaklaşık olarak 40 bin desteği var. 40 bin desteği var arkadaşlar. 39 bin var aşağıda. Az önce de söylediğim gibi 37 binleri görülüyor. 37 bini kırarsa daha aşağıda kötü yerleri 36 bin ve en berbat yeri diye ifade edeceğim yer 33 bin bandı var. 33 bin bandı arkadaşlar gelmesine bağlı olarak değişecektir. 35 bin bandı da olabilir. Çünkü yavaş yavaş getirirlerse 33 değil de 35 bin bandına da temas edebilir. Daha aşağısı samimiyetle söylüyorum uçurum arkadaşlar. Ben daha aşağı düşüreceklerini öngörmüyorum işin gerçeği. Hatta bu noktalardan bile 37 bini de belki diyorum arkadaşlar %100 getirecekler diye bir şey söylemiyorum ama bu noktalardan bakmışsınız böyle haftalar içinde yükseliş hareketi başlayabilir. Ben artık çok fazla bu baskıyı devam ettirebileceklerini düşünmüyorum. Artık bu son baskılar en son baskılarda da birkaç hafta daha belki uygulayabilirler. Altcoin'lere baskı yapıyorlar arkadaşlar. Altcoin'leri dibi dibi dediğimiz ifade ettiğimiz yer var ya işte oraları getirmeye çalışıyorlar. Şu an o noktaya getirecekler. Ondan sonra start verecekler. Şimdi bana soruyorsunuz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hocam ne alayım? Ya gözünüzü kapatın. Ne alırsanız alın. Bu kadar söylüyorum arkadaşlar. Gözünüzü kapatın. Ne alırsanız alın. O derecede. Hepsi dibin dibine gelmiş. Hepsi çok kötü durumlara gelmiş. Alabileceğiniz en iyi rakamlara gelmiş. Diyorum ki şu an toplama zamanı arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani şu an toplama zamanı. Ve bu artık baskının da çok fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Belki bu ayın sonlarına kadar o da belki arkadaşlar yapabilirlerse yapacaklar. Ondan sonra yukarı yönlü hareket başlayacağını düşünüyorum. Paranız yoksa, nakitiniz yoksa ekrana bakıp canınızı sıkmayın. Düzelecektir inşallah. Paranız varsa Allah dediğim gibi gözünüzü kapatın. Ne alırsanız alın. Hiç fark etmez. O derecede. Hepsi bir şekilde kazandırır size fazlasıyla. Kimisi daha fazla getirisi var. 7 kata kadar, 10 kata kadar olanlar var. Onları ben gruplarda paylaşıyorum. Kendi kapalı grubumda paylaşıyorum ama hani hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ha, gözünü kapadın al sana en az 1x yapar belki şu durumda diye düşünüyorum. Bitcoin'de bakın arkadaşlar soluksuz götürecekleri rakam fırlatacaklar yukarı yorum fırlatacaklar Bitcoin'i bakın şöyle şöyle götürecekler çok hızlı ve süratli şekilde yukarı yönlü hareket başladığı zaman yapacağını söylüyorum. Her anda yapabilir. Hiç belli olmaz. Şu an son baskılar olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'i ne yaparlar arkadaşlar? Bakın haftalar içinde samimiyetle söylüyorum. Bitcoin'i haftalar içinde 60 bin bandına kadar bile getirebilirler. Çok kısa zaman içinde. Yani o kadar moralinizi bozmayın. Son noktalar artık getirebilecekleri son limit kalmış. Daha ne kalmış ki? Bitcoin'de yapabilecekleri en kötü rakamları söyleyin. %15 ile %20 arasına kadar o da getirirlerse altını tekrar çiziyorum ama benim öngörüme göre %9'a kadar daha getirebilirler. Şu andaki düşüşler arkadaşlar bazıları Bitcoin'e direndi ve o artık o direncin şeyini yapıyorlar. Düzeltmelerini yapıyorlar. Daha da aşağı getirmeye çalışıyorlar. Şu an görülen durum budur. Yapacak bir şey yok yani.
Bitcoin'de peki yukarıdaki direnç noktaları. Şu an sanki birazcık toparlanma var gibi gördüm ben. Yukarıdaki direnç noktaları, getirecekleri direnç bölgeleri, karşılaşacakları direnç bölgeleri arkadaşlar, özür dilerim. Yaklaşık 42 bin, 42 bin 900'ler, 44 bin 100'ler, 44 bin 450'ler, 45 bin 600'ler ve özellikle 46 bin. 46 bizim için çok önemli. 46 bini kırıp üzerine kalırsa ve tutunabilirse artık ondan sonra yukarı yönlü hareketlilikler güzel şekilde başlayacağını düşünüyorum. Zaten biz buralara geleceğini daha önceki videolarımda aylar öncesinde söylemiştik arkadaşlar. Yani daha huzurla çalmıştık resmen. Aşağılarını görüldüğünü, kötü yerlerin olduğunu, 37 bin bantlarının görüldüğünü ben daha önceki hatta bir an önce anlattığım Bitcoin videosunda da söyledim. Buralar benim için sürpriz miydi? Değildi. Yani sürpriz değildi arkadaşlar. Zaten size de söylemiştim. Şu an için paranızın önemli bir kısmının nakitte olması gerektiğini söylemiştim. Videolarıma açıp bakabilirsiniz zaten. Biz uyarıları yaptık. Yatırım tavsiyesi olmamakta biz uyarıları yaptık. Ama bazen arkadaşlarımız ferdi davranışlarda böyle ne yapıyorlar? Yanlış yapabiliyorlar. Mesela tek noktadan çıkacağını düşünerekten parasının tamamını üstelik de tek kriptoya alıyor. Bir de tek noktadan alıyor. Yani en büyük hatayı zaten orada yapmış. Ha, tekin alsa bile kademeli alsa gene sıkıntı yok ama bu şekilde alınca maalesef ki sıkıntı yaşanabiliyor. Beklerseniz dediğim gibi çıkacak, hiç problem değil. Ben Bitcoin'de tarihi zirveler bekliyorum arkadaşlar. Tarihi zirveler bekliyorum. Bakın şu an dibin dibine gelmiş olan Bitcoin'den bahsediyorum. Tarihi zirveleri bekliyorum ama çok uzun zamanda değil. Belki en fazla bu ayın sonuna kadar diye düşünüyorum. Ondan sonra güzel hareketlilikler başlayabilir. Belki bu ayın sonu da olmayabilir. Daha yakın zamanda olabilir. Şu an için söyleyeceğim bunlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey dert etmeyin. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değildir. Kalın sağlıcakla.